Hepinize merhaba sevgili arkadaşlarım, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Şöyle bir haliniz hatırınızı sorayım unutmadan. Sonra unuttuğum zaman haliniz hatırınızı sormamışım gibi, suçluymuş gibi hissediyorum kendimi. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız bizler de çok şükür Allah'ıma iyiyiz. Şöyle arkadaşlar, sizlerle bugün paylaşmak istedim. Daha önce 2-3 defa falan yaptım ben bunu. Bugün şöyle birebir ölçü vererekten yapmak istedim. Daha önce şehriye böreği yemiş miydiniz? Eğer yemediyseniz muhakkak denemenizi istiyorum arkadaşlar. Şöyle şehriyelerimi ben koydum, haşlıyorum şu an arkadaşlar. Şöyle bir yakından göstereyim size. Evet. Şehriyelerimi şöyle arkadaşlar haşladım. Şimdi ben bunu alacağım. Şöyle bir ılık sudan bir geçireceğim, çok az. Çok fazla hani erimesin şehriyelerimiz. Bu şekilde arkadaşlar çok güzel oluyor. Ben bunu geçen yıl arkadaşımda yemiştim. Eski komşumda yemiştim. Hani ilk önce börek zannettim. Yerken fark ettim onun tel tel, dedim. Ne bu? Hani şehriye böreği, daha önce hiç duymadın mı? Gerçekten duymamıştım yani. Gerçekten çok güzel oluyor. Bunu ben 2-3 defa falan yaptım. Uzun zamandır yapmadığımı fark ettim. Şimdi şöyle altını kapatıyorum artık. Yeteri kadar haşlandı. Şimdi biz bunu bir güzel süzelim. Azıcık da şöyle ılık suyun altına tutacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle ben bir ılık suyun altına tuttum. Birazcık süzdürdüm. Bakın erişte demişim. Tel şehriyelerim. Şöyle 2 tane yumurta kıracağım şimdi. İlk önce arkadaşlar yazın yumurtalara çok güvenmiyorum. Markette olsa, köy yumurtası da olsa çok güvenmiyorum. Şöyle ilk önce tabağıma kırıyorum. Yani bozuk çıkma ihtimaline karşı teker teker döküyorum bu şekilde. Bazen sarısı dağılıyor. Sarısı dağıldığı zaman da bozulmak üzere olan yumurta oluyor. Aklınızda olsun bu arada. Bakın yumurtalarım bütün çıktı. Bazen sarılarında dağılma oluyor. Şöyle bir elimi yıkayayım. Evet. 2 tane yumurtamı koydum. Şehriyemi haşlarken arkadaşlar çok az zeytinyağı koymuştum içine. Ondan sonra tuzunu da koymuştum. Şimdi sadece yumurtanın yeteri kadar, yani yumurtalar için birazcık tuz koydum. Şöyle karıştırıyorum şimdi. Evet. Şöyle bir güzel karıştıralım. Şimdi uygun bir tavamızı alalım ocağımıza. Şöyle iç harcını da arkadaşlar, şöyle benim beyaz peynirim vardı. Biraz maydanoz doğradım. Biraz bolca doğradım maydanozun içine. Birazcık da kaşar atacağım üstünden. Şöyle kenara koyayım. Ayrıyetten de çayımız da pişiyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle tavamın altını açıyorum. Şöyle altına tereyağı koydum. Aslında köy tereyağı olsa daha lezzetli olurdu ama nerede artık? Köyler bile gerçekten tereyağını hasret, yani öyle diyeyim. Yani asıl tereyağını hasret. Onlar da artık kaymak alıp kaymaktan tereyağı yapıyorlar. Çünkü köyde artık yani mesela sabahları sütü veriliyordu sütçüye. Akşamüstü inek sağıldığı zaman onun üstünün kaymağı alınıyordu. Kaynara konup tereyağı yapılıyordu arkadaşlar. Ama artık şu yaklaşık bir senedir falan herhalde, yaklaşık bir buçuk senedir falan artık o da yani sabah akşam alındığı için yasak üstünün kaymağı alınması. O yüzden artık köyler bile tereyağına hasret gerçekten. Videomun açısı şu şekilde daha iyi oldu herhalde. Ters açı oldu ışık vurunca o taraftan. Böyle arkadaşlar, köyler bile tereyağına hasret yani açıkçası. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Şehriyemizin yarısını tavamızın içerisine koyuyoruz ve düzlüyoruz. Şöyle birazcık aşağı indireyim size. Hoppa. Evet. Çayım da kaynadı bu arada. Şimdi çayımı da demleyeceğim. Bu şekilde düzlüyoruz. Bu arada arkadaşlar arkası bayağı dağınık. Babam geldi sabahleyin. Babam köyden bir şeyler getirmiş. Sebze falan getirmiş. Üzüm getirmiş. Onları yerleştireceğim az sonra. Birazcık daha koyayım altına. Evet. Bu şekilde düzledim. Şu kenarlarını da düzelteyim. Evet. Altına tereyağı çok yakışıyor arkadaşlar. Altını kapatmışım tereyağı eriyince. Şöyle
orta kısık bir ayarda şu anda. Şimdi şöyle direkt elimle gireceğim. Ondan önce kaşar peynirimi rendelemiştim. Erimesin diye buzluğuna kaldırmıştım. Şimdi sadece kaşarla da güzel olur arkadaşlar. Ben ilk yediğimde sade içi kaşarlıydı. Ama bu şekilde de güzel oluyor. Birazcık altını kısayım. Şöyle kaşar peyniriyle birazcık lezzetine lezzet katmak istiyorum. Evet. Şimdi diğer peynirimin hepsini koymadım. Bu benim için yeterli. Artık şöyle geri kalan şehriyelerimizi üzerine yayalım. Hepsi. İyice düzeltelim. Çünkü ters çevireceğiz az sonra. Şöyle yapayım. Evet. Artık ağzını uygun bir kapatacağım. Ve altı kızarana kadar kontrollü bir şekilde kızartacağım. Birazcık daha altını açıyorum. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle bulaşıklarımı da kaldırıverdim ben bir aradan. Şöyle ben bir uygun bir kapak bulamadım. Kapaklarım hep küçük geldiği için şöyle bir uygun bir tabak buldum. Ağzını kapatmak için. Şöyle kenarlarını kontrol ede ede pişirdim arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş kenarlarını şu şekilde kıpırda yani yapışmasın diye. Altı gayet güzel kızarmış. Şimdi bunu ters çevireceğiz. Şöyle o yüzden şöyle bir miktarcık tabağımın altına zeytinyağı koydum. Yapışmasın diye. Aslında arkadaşlar daha önceki videomun birisinde arkadaşlarımın bir tanesi yazmış kapaklı tavalar oluyor onlardan al diye. Alacağım ama gerçekten fırsatım olmuyor arkadaşlar. Alacağım. Ama fırsat bulamıyorum. Şimdi şu şekilde ters çeviriyorum. Şöyle göstereyim size. Evet, çok güzel görünüyor. Şimdi hemen buraya altına tereyağı koyacağım yine. Tereyağını birazcık eriteceğim. Ve şöyle böreğimi şu kısım biraz tam olmadı ama şöyle birazcık ekleyeyim. Evet, tamamdır. Evet, şimdi arka tarafını da pişireceğiz arkadaşlar bu şekilde. Sonra böreğimiz yemeğe hazır. Evet. Ve final arkadaşlar. Şöyle benim böreğim hazır. Şöyle hemen bir tabak alayım. Şöyle bir kenarından bir dilim yapıp size göstermek istiyorum. Şöyle. Sıcak hala. Sıcak sıcak servis edeceğim. İnşallah şöyle şuradan dağıtmadan alabilirsem tabağıma şöyle göstereyim. Hoppa. Evet, spatula alsaydım keşke. Şu
Şunu alabilir miyim? Evet. Şu şekilde arkadaşlar. Sıcak. Şöyle tabağıma alayım. Şurayı da altından çıktı. Şöyle yerleştireyim. Şöyle iç kısmında göstermek istiyorum size. Şöyle. Su böreği gibi oluyor arkadaşlar. Bu şekilde misafiriniz falan gelecekse, elinizde şehriyeniz varsa hemen yapabilirsiniz. Şehriyeniz ve peyniriniz varsa hemen arkadaşlar yarım saatlik bir haşlaması ve bir de pişirmesi. Bakın görünüşü de çok güzel. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. İnşallah sizler de denersiniz ve bana yorumlarda yazarsınız inşallah arkadaşlar. Bu şekilde bugün de bir videomun daha sonuna geldim. Bugün de bunu paylaşmak istedim sizinle beraber. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur canlar. Bir dahaki videolarımda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.